Yazılı kampımız başlıyor. Birinci dönem ikinci yazılara hazır mısın Leyla? Hazırım hocam, başlayalım. Harikasın. Ezgi Yurt demiş ki yazılı kamp başlasın lütfen. Mertay demiş ki yazılılar başlayacak, video gelsin. Mutlu Hesap yazılılar başlayacak, kamp istiyoruz demiş. Bizler de sizler için mükemmel bir kamp programı hazırladık. Her bir sınıfın 5. sınıf kanalımızda, 6. sınıf kanalımızda, 7. sınıf kanalımızda hangi videomuz hangi gün yayınlanacağına dair videoların açıklamasında bütün bu kamp programlarımızı yazdık. Mesela 8. sınıfta matematikle başlıyoruz, Türkçe fenle devam ediyor. Aynı şey tabii ki diğer sınıflarımızda da, 7. sınıfta da her bir yazılı kendi kanalında mükemmel bir şekilde yayınlanacak. Sizler de yazılı provalarınızı yapacaksınız. 9. sınıfta da yine matematik, fizik, kimya, biyoloji şeklinde gidiyoruz. Önce sayısal derslerle başlıyoruz. 10. sınıfta yine sayısal derslerle başlayıp sonrasında edebiyat, tarih, coğrafya ve İngilizce ile yazılı provalarını mükemmel bir şekilde tamamlıyoruz. 11. sınıfta da yine yazılı kampımız bizleri bekliyor. Peki yazılıya nasıl çalışırız? Bunu zaten hepimiz merak ediyoruz ve biliyoruz esasında. Yazılı öncesinde önce ortamımızı düzenlememiz lazım. Yani kesinlikle ve kesinlikle dağınık bir ortamda çalışırsak sınavda da kafamız dağılır. Konularımızı çıkarmamız lazım, konu listemizi. Tabii ki biz yazılıların provalarında önceden bu sınavda çıkabilecek konular diye bir özet geçiyoruz ama sizler de mutlaka hocanızdan ya da sınıfın çalışkanlarından konu listesini çıkarmanız lazım. Notlarınızı okuyup sonrasında da videoları izleyip sınava hazır hale geliyorsunuz. Yazılı sırasında moral bozanlardan mutlaka uzak durun. Niye biliyor musunuz? Ben çok çalıştım, iyi yapacağım. Veya işte hiç çalışmadım ya, çok zor olacak. Kafamızı takmayalım hocam bunları. Aynen, bunları hiçbir şekilde kafamızı takmıyoruz ve tabii ki de kopya yok. Kopyaya gerek yok çünkü çalışırsak zaten sınavda mükemmel bir şekilde hallederiz. Yazılı sonrasında ise eksiklerimizi not almamız lazım. Acaba ben bu yazılıda hangi soruyu kaçırdım diyebiliriz ve onları mutlaka mutlaka göz önüne bulundurmalıyız. Ben birinci yazılıda yapmıştım hocam. Aynen, birinci yazılıdaki bazı konular ikinci yazılıda çıkabiliyor. Bir de hocanın kanaatini unutmayalım. Hocalar genellikle sınıfın sessiz, dikkatli öğrencilerini çok severler. Kanaat notu da yazılılar kadar önemli. Aynı zamanda tonguçakademi.com'da sınıf anahtarı sisteminde de bütün bunların iki tane fazladan, yani normalde YouTube'da biz bir video yapıyoruz ama sınıf anahtarı sistemimizde 5, 6, 7, 8, 9, 11. sınıfların tüm dersinin yazılı provaları iki prova şeklinde var. Yani matematik, fen, sosyal, Türkçe, fizik, kimya, biyoloji hepsi süper bir şekilde sizleri bekliyor. Hadi bakalım o zaman ödüllü sorumuzu yapın. Yorumlara yollayın arkadaşlar.